Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşanmış bir çok güzel bir hadiseyi nakledeyim burada. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında bir kadının oğlu vefat etmiş. Nuh Aleyhisselam e, kadının çok üzüntülü olduğunu görünce e, demiş ki teyze niye bu kadar üzüntülüsün bilmiyor musun? Bu dünya fanidir. Ama oğlum çok gençti demiş. Çok genç yaşta vefat etti. Kaç yaşındaydı demiş. 500 yaşındaydı. Tabi bin senelik bir insan ömrü olunca 500 yaş bu sene bu bizim dönemimizde 50 yaşa belki tekabül eden bir ömür. Nuh aleyhisselam tebessüm buyurmuş. Ondan sonra demiş ki ey ana öyle bir zaman gelecek ki insanların ömürleri 50-60 sene olacak. Yani insanlar senin oğlunun yaşadığı 500 seneyi bırak 100 sene bile yaşamayacaklar. Ortalama ömür 50-60 sene olacak belki de. Kadın durmuş ve Nuh aleyhisselama şöyle söylemiş. İnsanlar 50-60 sene bir ömür yaşayacaklar. Ama yine de dünyada mesela bir ev dikecekler mi, ev yapacaklar mı? Ev yapmak e, ve içini doldurmak konusunda bizim veya e, onunla alakalı dünyevi bir takım menfaatleri elde etmek için neler yaptığımızı bir görseydi, herhalde e, şaşırmaktan öte bir şeyler yaşardı o teyhala. E, yani dünya hayatı çok kısa ve çok kısa bir ömrün, çok kısa hayatın e, maalesef tuzaklarına düşüyoruz, çoğumuz. Bu tuzaklara düşmemek için de bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ahiret tarafından, ahiret zaviyesinden baktığımız takdirde Cenab-ı Hakk'ın inşallah e, lütuf keremiyle, ihsanıyla, ikramıyla ahiretimizi e, güzelleştirecek, e, dünya hayatında yaşarken de hatta bir e, mutmain kalbe sahip olup, kalbi selime sahip olup dünya hayatını bile e, bir manada, manevi manada cennete çevirip gidebileceğimiz bir e, lütufta bulunmasını inşallah niyaz ederiz Cenab-ı Hak'tan da. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elbette dünya hayatı baştan başa e, her insan için ayrı imtihanlarla doludur. Kimisini Allah şükürle imtihan eder, kimisini sabırla imtihan eder. Kimine verir, kimine vermez. Kimine az verir, kimine çok verir. Kim, herkesin imtihanı birbirinden farklıdır. Herkesin imtihanı kendisine göre daha önemlidir, daha büyüktür. Ama neticede hepimiz imtihan olmuyoruz. Ve bu imtihanın neticesinde yüz akıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabilmek hepimizin arzusu. allah Teala inşallah bu uğurda hepimize yardım etsin. Salih insanların yanından bize ahirete hatırlatan, bize hakkı hatırlatan, hakikati hatırlatan, sabrı tavsiye eden salih insanların yanından ayırmasın bizi inşallah.